Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, esnaf ve fabrika işçileriyle bir araya geldiler. Gaziantep hakikaten özel bir şehir. Bu özel şehre hizmet etme imkanını bize sundukları için ben Yüce Rabbime her zaman dua ediyorum. Ömür bir şekilde geçiyor ama bunun içerisini güzel şeylerle doldurabilmek bizim elimizde. Bugün içerisinde bulunduğumuz tesis geleneksel yöntemlerle bu işe başlamış ama dünya markası olma noktasında ileriye giden bir yapıysa bu vizyonla doğru orantılı arkadaşlar. İki günü birbirine eşit olan zarardadır. O zaman daha ileriye gitmek için farklılıklarımızı ortaya koymamız lazım. Gerçekten sanayi kuruluşlarının içerisinde Özbenon'un Gaziantep'te ayrı bir yeri var. Bu bakış açısıyla burada çalışan arkadaşların o gözündeki ışıltı da hakikaten bize bir ümit veriyor. Diğer taraftan işin siyasi boyutunda yöneticilik kadrosunda demin yine Erhan Başkan'ın bahsettiği gibi Fatma Hanım Türkiye'de marka olmuş bir isim. Gaziantep'ten başlayan bu heyecan Ankara'da milletvekili, kadın kolları genel başkanlığı, kurucu aile bakanlığı, belediyeler birliği başkanlığı bugün 3. dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz de birlikten kuvvet doğar mantığıyla hareket ederek bu milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii Gaziantep çok yoğun nüfusu olan bir şehir, göç alan bir şehir. İhtiyaçlarımız da her gün farklılık arz ediyor. Bunları çözebilmek adına bizim bir başımıza iş çözmemiz mümkün değil. Nedenine gelince makro bakış açısında eğer Büyükşehir Belediye'mizle koordineli olmazsak sonuca gitmemiz mümkün değil. Çünkü buradaki alınan kararların hepsi nasıl yönetim kuruluna gelip oradan nihayette sonuca ulaşacaksa bizim de tüm ilçelerimizle birlikte makro gelişmeyi sağlamak adına koordinasyon içerisinde olmamız gerekiyor. Allah'a şükür Gaziantep'e bizler de Fatma Hanım'la birlikte yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i nasıl yukarıya çıkarabiliriz diye bunun kaygısıyla bu göreve geldik. Çok şükür günden güne bu memleketin ihtiyaçlarını giderebilmek adına da projeleri hayata geçirdik. Bu şehrin ihtiyaçlarını gidermek adına bundan sonraki sürede de inşallah sizlerin desteğiyle bu memlekete daha güzel şeyleri yapmaya hep birlikte talibiz. Özben ailesine, Erhan kardeşime, Oğuz oğlumuza, ailenin hepsine ve sizlere, bizi aileyi bütün aile olarak görüyoruz. Bu kadar güzel hizmetleri yapan, akıllı sanayi, yeşil sanayide önder olan, lider olan, vizyonuyla yaptığı işle herkes bunculuk yapar. Ama Özbenon dediğin zaman kendi sertifikasyon programlarıyla Endüstri 4.0'dan 5.0'a geçmeye çalışan vizyon sahibi bu ailenle birlikte olmaktan, birlikte oturup yemek yemekten, göz göze bakmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Bu güzel ev sahibiniz için size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tabii siz büyüdükçe memleket büyüyor. Organize dediğimiz gözümüzün nuru, başımızın tacı 250 bin kardeşimiz çalışıyor. 1500'e yakın işletme var ama 250 bin kardeşimizin hayatı bizim için çok önemli. Şehit Kamil Belediye Başkanımızın hakikaten ustalık dönemindeki vizyonu, ben 10 yıl önce geldiğimde kendinden çok şey öğrendim, hala öğreniyorum. Hakikaten hiç bilenle hiç bilmeyen bir olur mu denen bir medeniyetten geliyoruz. Başkanımın söylediği gibi iki güne eşit olan bizden değildir diyen bir medeniyetten geliyoruz. Belediyecilik de zor iş. Hele bu şehirde çok daha zor. Çünkü göç almaya devam ediyoruz. Özellikle Suriye Savaşı'ndan kaynaklı. İnsanlar canını, malını, ailesinin namusunu korumak için güvenli liman olarak komşusuna geldiğinde ekstradan çok ciddi göç aldı. Asrın felaketini yaşadık. Yaklaşık işte 6 Şubat önümüzdeki hafta bir yıl oluyor. Hakikaten derdi geçti. En büyük sigortamız neresiydi? Organizeydi. Organizede yapılacak işlerde de ben Rıdvan Başkanım hep Antepliler der ya tin tabağı. Tin tabağı demek aslında Özben ailesi de öyle. Onlar da sanayicilikte tin tabağı. Kupon iş yaparlar. Deterjidirler. Ben biraz panik atar, hızlı çalışan, çabuk sonuca gitmeye çalışırım ama şunu da görüyorum ki başarıda detay çok önemli. Benim bir durmam,
o detaya bakmam, o estetiği görmem gerekiyor. Ben de kendimi her gün geliştiriyorum. 60'a merdiven dayadık ama her gün bir öğrenci psikolojisiyle öğrenmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız beyannameyi açıkladı, gerçek belediyecilik, hazırız ve kararlıyız diye. Her gün noktasında kendimizi teraziye koyuyoruz. Akıllı şehir, yeşil şehir, şeffaf şehir, dirençli şehir, hangi konuda ne yaptık ama ne ihtiyacımız var. O yüzden organizeyi merkeze alarak bütün çalışmalarımızı çok güçlü bir şekilde yaptık. Ben hem Rıdvan Başkanıma, hem Özmen ailesine, hem de kendinize kuvvetli bir alkış istiyorum. Hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bir bu kadar da aslında ilçemizin, bizle birlikte yaptıklarımızı da anlatıyorum. Ama hakikaten 35 kilometreden su geliyor. Suyu için koca dağlar derdik. 4 kilometrelik dağ derdik. Başlatmışız. İlk Hüseyin Bey biz o zaman uyanmış. Bakın görüyor musunuz?